bir kişi tarafından camilerde adı dahi anılmıyor, bir dua bile edilmiyor ve adeta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yok sayılıyor. Zeynel Bey, esas tehlike bu. Yerel seçimleri sen kazansan ne olur, ben kazansam ne olur? Kongrede Özgür Özel genel başkan olsa ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olsa ne olur? Cumhuriyeti kuran parti diyorlar. Cumhuriyeti kurduk diye her lafa başladıklarında övünüyorlar. Ama bugün cuma namazında Cumhuriyetin kurucusu o güzel insana tek satır dahi yer verilmiyor. Kim tarafından? Milyonluk arabalara binen, çocuklarını yurt dışında zevk-i sefa içinde yüzdüren, eşine bile devletin makam aracını tahsis eden, Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelmiş, Diyanet İşleri tarihinin en talihsiz adamı Ali Erbaş tarafından maalesef Atatürk anılmıyor ve bakıyorum da bir tepki yok, bir ses yok, bir çığlık yok, ne oluyoruz diyen yok, kimse sormuyor. Ali Erbaş sen kimsin? 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in başındaki adam olarak, en azından onun kurduğu Diyanet'in başındaki olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü anman, hatırlaman, insanlık, İslami ve ahlaki göreviniken Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlamayarak, anmayarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Cumhuriyet'in okullarında okudunuz. 1919 yılının 16 Mayıs'ında o Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Samsun'dan doğan bir güneş gibi Anadolu'da bir ışık, Anadolu'da bir ateş, bir milli mücadele başlatmamış olsaydı bugün ne Diyanet işleriniz vardı ne de sizin altınızda lüks model arabalar. Gazze gibi olacaktınız. Afganistan gibi olacaktınız. Irak gibi olacaktınız. Suriye gibi olacaktınız. Ama başbu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarak bu ülkede inşaat işçisi bir babanın, fiskobirlikte çalışan bir annenin evladı Cemal Enginyurt milletvekili olabilmişse ve bu ülkede çoban silo Cumhurbaşkanı olabilmişse, bunları Cumhuriyete borçluyken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkan olmuşsan Cumhuriyete borçluyken bu Atatürk düşmanlığı nedir diye ortalığı yıkmamız gerekir Zeynel Bey. Ali Erbaş'ı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önünde protesto etmemiz gerekir. Ama maalesef bir korku var. Sanki Diyanet İşleri Başkanlığı protesto edersek dini, İslam'ı, Kur'an'ı karşımıza almış gibi oluruz diyerek bir endişe var. Bunlar din adamı değil, insan bile olamazlar. Diyanet İşleri Başkanı değil, insan bile olamazlar. Cumhuriyetin kurucusunu, milyonlarca insanın başbuğu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ne demek? O camilerde Atatürk mesleği arkadaşlarından bahsetmemek ne demek? İşte esas yaralayıcı olan budur. Yoksa kim belediye başkanı olursa olsun, ben belediye başkanı olsam ne olur? Cumhuriyet gidiyor. Cumhuriyet düşmanları azmış kudurmuşlar. Bakın daha dün bir belediyede, Balıkesir'de bir belediyede adam utanmadan çıkmış diyor ki hepimizi diyor %99'umuzu bir gecede cahil yaptınız diyor. Adam cahil zaten. Ve hayatı boyunca da cahil kalacak. Ama bu adam resmen Cumhuriyet'ten intikam alıp Mustafa Kemal Atatürk'ten intikam almak istiyor. Gaziantep milletvekili Ali Şahin 100 yıllık narkozdan kurtulduk diyor. Hatay milletvekili Hüseyin Yayman utanmadan çıkmış diyor ki Recep Tayyip Erdoğan 2. Atatürk'tür diyor. Recep Tayyip Erdoğan muasır medeniyetin adıdır diyor. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2. Atatürk'üdür diyor. Biz hep birlikte haykıramıyoruz. Demiyoruz ki hadi oradan, hadi oradan. Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün o zor şartlarda kurduğu 46 tane fabrikayı satan adamdır. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını satan adamdır. Recep Tayyip Erdoğan, gübre fabrikalarını, şeker fabrikalarını satan adamdır. Recep Tayyip Erdoğan, parmağındaki yüzükten başka servetin varsa bilin ki haramdır deyip Amerika'da Muhammed Ali'nin çiftliğini alan adamdır. Recep Tayyip Erdoğan bu ülke insanını birbirine düşüren, milleti birbiriyle kavgalı hale getiren, illet zillet diye toplumun yarısına düşmanlık besleyen adamdır. O Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşlarıyla birlikte atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yaparak cumhuriyet kurdular. Bu vatanı bize teslim ettiler. 1926 yılında o yokluk içerisinde Kırıkkale'de elektrik santralini, çeltik santralini kurdular. İş Bankası'nı kurdular. Osmanlı Bankası'nı satın aldılar. Demir yollarını satın aldılar. O yokluk içerisinde bir devlet yarattılar. Ve o devletin başındayken bütün dünya liderleri Mustafa Kemal Atatürk'ü görmeye Ankara'ya geldi. Ama Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk dedikleri Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında saraydaki resepsiyonu bile iptal etti. Bütün elçiliklerde Cumhuriyet kutlamaları iptal edildi. Devlet dairelerinde Cumhuriyet kutlamaları iptal edildi. Bugün İstanbul'da Harbiye Ordu evinde Cumhuriyet'in, Atatürk'ün resmi asılı değil. Devlet dairelerinde adeta sadece savmak adına bir bayrak asılarak, Mustafa Kemal Atatürk yok sayılarak bir Cumhuriyet kutlaması değil, kutlamaması yapılıyor. Dolayısıyla içim yanıyor, yüreğim yanıyor, canım yanıyor. Yani yerel seçim ne olmuş? Ne yerel seçimi? Adamlar dönmüş dolaşmış sürekli Gazze ile bizi uyuşturuyorlar. Gazze'de Müslüman ölüyor. Öldürenin Allah belasını versin. Katledenin Allah belasını versin. Savaş insanlık suçudur. Soykırım insanlık suçudur. Ama ülkenin başındaki adam Gazze'ye 20 gündür sesini çıkarmazken, arabuluculuk yapacağını söylerken, Türkiye garantör olsun derken, kendisinin burada arabulucu olmasını isterken, hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan'ı ciddiye almayınca, Kahire'deki toplantıya çağrılmayınca, Birleşmiş Milletler tarafından dikkate alınmayınca bir gün önce çıktı, Hamas terör örgütüdür ve Batı'ya her türlü hakaret etti. Borsa %7 düştü, küçük yatırımcı iflas etti, dolar sinsi sinsi yükseliyor ama Recep Tayyip Erdoğan sadece ve sadece Gazze üzerinden algı yaratıyor. Emekli perişan, işçi perişan, esnaf perişan. Aydın'da KYK yurdunda bir kızımız yani çok kötü bir şekilde hayatını kaybediyor asansörde. KYK'nın müdürleri, KYK temsilcisi vaat diyor ki 15 kişilik asansöre 16 kişi bindiler. Onun için bu kaza oldu. Yazıklar olsun. Asansöre bir kişi bile fazla binse o asansör hareket etmez. Ama vali çıkıyor, bir ölümü haklı gösterebilmek için gündem değiştirerek 16 kişi bindi diyor. Biz Gazze'de ölenlere ağlıyoruz. Gazze'de ölenleri hatırlıyoruz, anıyoruz ama bu memleketin insanına sahip çıkmıyoruz. Yarın büyük Filistin mitingi var. Sorarsan Recep Tayyip Erdoğan'a bütün Türk milletini davet ediyorum diyor. Ama arkasından ne diyor? Cumhur İttifakı gelsin diyor. Cumhur İttifakı paydaşları gelsin.